Fitness Merkez'den merhaba, ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda spor severler için güzel bir ürün inceliyoruz. Bakalım Fitbit Charge 3 ne kadar iyi. Evet, spor severlerin yakından tanıdığı Fitbit yeni bir ürün daha geçtiğimiz yaz aylarında piyasaya sürmüştü. Charge 2'den sonra gelen yeni model Charge 3 elbette selefine kıyasla bizlere yeni özellikler getiriyor. Hemen baştan söyleyecek olursak bunlar arasında %40 daha büyük ekran, 7 güne kadar pil ömrü, 50 metreye kadar suya dayanıklılık satır başları. Peki Charge 3 bizlere başka neler sunuyor? Şimdi daha yakından bakalım. Fitbit Charge 3 elimizde Special Edition modeliyle bulunuyor. Cihazın bu modelinin dışında normal sürümü de mevcut ki iki cihaz arasındaki farkı ise Fitbit Pay, yani temassız NFC ödeme özelliği oluşturuyor. Bunun fiyatı yansıması da 200 TL civarında. Öyle ki Charge 3'ü 1099 TL'ye edinebiliyorken Charge 3 Special Edition'ı bu saati 1299 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Hemen Charge 3'ün tasarımına değinelim. Elimizdeki Charge 3 Special Edition kutusundan iki farklı kayışla birden çıkıyor. Siyah renkte olan plastik, beyaz olan ise silikon yapıda tasarlanmış. Bu noktada seçim tabii ki sizin, hem malzeme hem renk seçimi size bırakılmış. Bunlardan silikon olanını tercih etmeniz bunu yani spor yaparken daha rahat olmanızı sağlayacaktır. Bu arada elbette deri ve dokuma malzemeli farklı kayışların da olduğunu, satışta olduğunu da söyleyelim. Şimdi genel hatlarıyla kolda rahat durduğunu söyleyebiliriz Special Edition'ın. Taktığınızda eğer çok sıkmadıysanız unutacağınız bir bileklik olmuş. Ağırlığı 31 gram seviyesinde. Bazı kullanıcılar cihazın ekranını küçük bulabilirler. Fakat fitness bilekliklerin olayı bu zaten. Öte yandan Charge 3'ün ekranı önceki modele, yani Charge 2'ye kıyasla %40 oranında daha büyük duruyor. Ekran yine siyah beyaz ve elbette dokunmatik yapıda. Bu arada ekranın hemen solundaki alanın da dokunmaya duyarlı olduğunu söyleyelim. Bu alanı menüde geri dönmek ve ekranı açıp kapatmak için kullanıyorsunuz. Bu arada elbette bileğinizi kaldırdığınızda ekranın otomatik olarak açıldığında parantez içinde belirtelim. Bilekliğin tasarımında yapılan önemli değişikliklerden biri de kuşkusuz suya dayanıklılık özelliği. Charge 2 yalnızca, önceki model yani, yalnızca su sıçramalarına karşı dayanıklıydı. Elimizdeki model ise tam 50 metreye kadar derinliğe kadar suya dayanıklılık gösteriyor. Bu da elbette yüzme sporu ile ilgilenenler için harika bir haber. Şimdi Charge 3'ün kullanımına bakalım. Elbette ilk olarak söze eşleştirme ile başlamamız lazım. Pek çok bu tip cihazda olduğu gibi eşleştirmek için uygulama edinmeniz gerekiyor. Android ve iOS cihazlarla tamamen uyumlu şekilde çalışabilen Fitbit uygulamasını market üzerinden indirdikten sonra kısa sürede Charge 3'ün eşleştirmesini yapabiliyorsunuz. Bu arada minik bir tüyo Charge 3'ü telefonunuzla eşleştirirken Bluetooth üzerinden başka bir cihaza bağlı olmadığınızı, telefonun bağlı olmadığınızı kontrol edin. Aksi halde bu adımda biraz takılabilirsiniz. Uygulama ile eşleştirmeyi yaptıktan sonra birkaç güncelleme gelecek. Bunları da yükleyin ve artık her şey hazır. Charge 3'ü kullanabilirsiniz. Ha tabii ki uygulama üzerinden bir Fitbit hesabı da oluşturmanız gerekiyor. Fitbit uygulama ekranında toplam adım sayınızı, kaç kat basamak tırmandığınızı, ne kadar yol aldığınızı, kaç kalori yaktığınızı, kalp atış hızınızı, ne kadar uyuduğunuzu ve daha bunun gibi pek çok derin bilgiyi görebiliyorsunuz. Bunlar elbette Charge 3 üzerinden belirli aralıklarla telefonunuza yapılan senkronizasyon ile sağlanıyor. Uygulamanın sağ köşesindeki Charge 3'ün pil ömrünü de görebiliyorsunuz. Buraya tıkladığınızda bileklik ile ilgili ayarlara erişebilirsiniz. Buradan saat arayüzünü değiştirebilir, hangi uygulamaları kullanacağınızı seçebilir, sessiz alarm kurabilirsiniz. Burada yine daha pek çok seçenek var. Hepsine göz atmanızı öneririz. Özellikle sessiz alarm oldukça işlevsel. Böylece bileklik sizi kurduğunuz saatte uyguladığı hafif titreme ile uyandırabiliyor. Peki Charge 3 telefonunuza gelen bildirimleri ve aramaları gösteriyor mu? Evet. Notifications kısmından hangi uygulamaların bilekliğinize bildirim göndermesini istediğinizi belirtebiliyorsunuz. Mesela biz WhatsApp ve Messenger seçtik sadece. Daha fazlasını da seçebilirsiniz. Bu uygulamaların bildirimlerine bileklik üzerinden kısa cevaplar da verebiliyorsunuz. Bu oldukça önemli. Yine telefonunuza gelen aramaları da bileklik üzerinden cevaplamanız mümkün. Ancak konuşmayı elbette telefon üzerinden yapıyorsunuz. Elbette bu bir fitness bilekliği ve bu konuda oldukça iyi. Bileklik temelli koşu, bisiklet, yüzme, koşu bandı, ağırlık ve aralıklı antrenman takibi yapabiliyor. Takip konusunda fazlasıyla iyi doğrusu. Egzersizinizi
Çalışmaya başladığınız anda otomatik olarak izleyen cihaz çalışmanız bittiğinde ise tüm verileri telefonunuza aktarıyor ve burada bir arada tüm analizlerinizi görebiliyorsunuz. Yürürken veya koşarken ne kadar kalori yakmışsınız? Ağırlık idmanında kalp atış hızınız kaçmış? İdmanınız ne kadar sürmüş gibi tüm merak edeceğiniz bilgiler bu şekilde toplanıyor. Ha, tüm bunlara karşın önemli bir özellik hala şarj üçte yok. O da dahili GPS. Şarj üçte ile ilgili bilmeniz gereken bir diğer önemli özellik de Fitbit Coach uygulaması. Bu opsiyonel ve ücretli bir uygulama. Çok sayıda egzersiz seçeneğinin ve programın yer aldığı bu uygulamada bir koç eşliğinde videolu olarak çalışabiliyorsunuz. Uygulamanın ücreti var. Yıllık ücreti 114 TL olarak belirtilmiş. Aylıkta tercih edebiliyorsunuz. Peki şarj için pil ömrü ne kadar gidiyor? Bu noktada da Selefi'ne kıyasla güncellemede bulunan Fitbit şarj 2'deki 5 güne kadar pil ömrünü şarj 3'te 7 güne kadar revize etmiş. Yani optimum kullanımda bu bilekliği haftada bir kez şarj etmeniz gerekeceğini söyleyebiliriz. Bu makul bir süre. Cihazı şarj edeceğiniz aparat ise mandal şeklinde bir şarj bedi. Bu yolla yalnızca 2 saat içinde cihazı tam kapasite şarj edebiliyorsunuz. Sonuç olarak değerlendirirsek Fitbit Charge 3'ün Selefi'ne güzel güncellemelerde bulunduğunu söyleyebiliriz. 50 metreye kadar suya dayanıklılık sunması, daha büyük ekranla gelmesi, hafif yapısı, egzersizlerde performanslı çalışması ve ideal pil ömrüyle beğendiğimiz bir cihaz oldu doğrusu. Fitness izleme özellikleri de onu bir hayli kullanışlı kılıyor. Telefonunuza gelen bildirimleri ve aramaları görmeniz ise onu biraz daha akıllı saatleri yaklaştırıyor. Peki şarj 3'ün fiyatı ne kadar? İnceleme içinde de söylediğimiz gibi şarj 3'ü piyasada 1099 TL, Special Edition'ı ise 1299 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Bu noktada tabii ki seçim her zaman olduğu gibi yine sizin. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.